Yeni içeriğimize başlarken her birinize selamlar ve sevgilerimi sunarım. Konumuz PCX'imize şık bir koruma demiri takmak, nasıl takılabileceğini göstermek ile ilgili olacak. Biliyorsunuz ki bu yola işçilik paralarından, ücretlerinden, basit işlemler için dahi kurtulalım, verilen yanlış bilgilerden arınalım diyerek çıkmıştık. Buraya gelene dek bu kadar içerik düzenleyebileceğimi tahmin etmiyordum. Umarım her biri herkes için faydalı ve aydınlatıcı olmuştur. Ürünümüze dönecek olursam çok şık bir koruma demirine rastladım. Aslında diğer ürünler çok kaba, orantısız ve aydınlatmaları kapattığı için takma ya da taktırma yanlısı olmadım. GP Composite firmasını takip ederim. Şu an skuterımın üzerinde tur camı, tank pet, ayna uzatma gibi ürünleri zaten mevcut. Çok memnunum ve PCX'in havasını gerçek anlamda değiştiriyor. Firmada bizim kasa için yarım olan koruma demiri zaten mevcuttu. O da şık bir ürün ancak geçen ay yani 2021 Mayıs ayında tam koruma sağlayan yani kuyruk kısmında bulunan yeni bir koruma demiri çıkarttılar. Ben de Haziran ayında almaya karar verdim. Çünkü tam da istediğim gibi bir üründü. 390 lira karşılığında satın aldıktan sonra yurt içi kargo ile tarafıma ulaştırıldı. Bildiğiniz üzere en kral kargo firması. GP Composite'de sadece yurt içi kargo ile çalışıyor. Ürünü çok iyi ve sağlam muhafaza edecek şekilde sarılmış poşetlerinden kurtulup çıkardım. Montajına geçtiğim sırada sol tarafta problem vardı. Orantısız görünüyor ve granajlara sürtecek gibi duruyordu. Sanırım kargo esnasında demirde yamulma meydana geldi. Neyse, söktüm, sardım, firma ile görüştük, yenisini gönderdiler. Birazdan izleyeceğiniz üzere kusursuz oldu. Elektrostatik boyalı, çok kaliteli bir demir. GP Composite bu işi biliyor. Tüm parçalar eksiksiz. Montaj biraz el becerisi istiyor. Ortalama 2 saat civarı sürüyor. Burada en zor kısım ön şase bağlantısı oluyor. Kalan yerler nispeten daha kolay. Elinizde gerekli alet edevat olması gerekli. Yoksa kurulumu yapamazsınız. Lafı daha fazla uzatmadan hadi içeriğimize geçelim. Uygulamaya geçmeden önce tüm parçalarımızı izlediğiniz üzere takmaya hazır bir şekilde kalın muhafazasından çıkardım ve bölgelere dağıttım. İnce stretch kısım üzerinde kaldı. O da yere koyulduğundan dolayı çizilmemesi için. Zaten kolay çıkıyor. Şimdi benim gibi krom paspası olanlar ve normal orijinal paspası olanlar için nelere dikkat edilmesi konusunda iki kısmı da sizler için paylaşacağım. İlk olarak krom paspası olanlar için gördüğünüz üzere 1 veya 2 numara yıldız ucuyla yıldız vidaları gevşetip çıkarıyorum. Şunu bilmeniz gerek. Krom paspası koruma demiri ile maalesef ki kullanamıyoruz. Krom paspas uygulaması içeriğinde paylaştığım üzere muhafaza ettiğim orijinal yıldız ve lokma başlı vidaları çıkartıp yuvalarına takarak sıkıyorum. Ancak büyük olan iki lokma başlı vida hariç yani birincisi ayak ucu kısmında, diğeri kuyruk kısmına doğru olan vidalar. Ortadaki kalacak. Orijinal paspaslara gelecek olursam soketlerinden çıkardıktan sonra diğer vidalara dokunmadan lokma başlı olan 10 numara 2 büyük vidayı gevşetip çıkarıyorum. Bunlar krom paspas tarafında belirttiğim ayak ucu ve kuyruk kısmında olan vidalar. Sonra bu yuvalara yuvarlak 8x8 burçlardan ikisini yerleştiriyorum. Elime 2 adet 6x30 full başlı civata ve 2 adet emon pull yani rondeli alıp demir bağlantılarını yuvalara hizalıyorum. Önce pulları sonra civataları takıp elimle sıkıyorum. Burada tam sıkma yapmıyoruz. Çünkü düzgün görünmesi ve tam oturması için ayar yapacağız. Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Demirleri hizalama yaparken fara ya da grenajlara sürtmemeye özen gösterin. Müzik
Diğer tarafa, yani sola geçtiğimde işlemler sırasıyla aynı olduğu için bu tarafı çok uzatmadan hızlandırıp geçeceğim. Sol demiri takmadan önce öne geçip şu an ekrana yansıttığım yaklaşık bir işaret parmağı büyüklüğünde olan iki demiri birleştirme parçasını önce sağ demire aşağı yukarı hareket ettirerek üzerinde bulunan iki vida deliğinden kendisine yakın olan ilkine varana kadar sürüklüyorum. Sonrasında sol demiri yaklaştırıp aynı şekilde kendi tarafındaki ilk deliğe varana kadar sürükleyip sokuyorum. Bunların akabinde demiri yuvalarına hizalayıp elimle civatalarını az biraz sıkıp öne geçmek suretiyle orantısına bakıyorum. Orantıda bozukluk varsa bu birleştirme demirini sağa ya da sola kaydırarak tam ortalanacak şekilde hizalıyorum. Demirlere bu şekilde ayar veriyoruz. Sıra artçı ayaklıklarına yapılacak bağlantıya geldi. Yanıma 2 adet olan 6x100 büyük burçlardan birini, 1 adet M8 pulu, 1 adet M6 somunu, yine 2 adet bulunan 6x10 anahtar başlı civatalardan birini yanıma alıyorum. Bunları sıkıştırmak ve orijinal artçı bağlantısını çıkarmak için karga burun ve 1 adet 10 numara çatal ağız anahtarı ek olarak cırcıra 10 numara ucu takıp hazırlıyorum. Artçı ayaklıklarının nasıl söküleceği içeriğimde bu konuya detaylıca değindim. Videoyu uzatmamak için tekrar açıklama yapmadan geçeceğim. Orijinal bağlantı aparatını söktükten sonra muhafaza edin. Daha sonra gerekli olabilir. Ayaklığı sökmeden ilk önce anahtar başlı uzun civatayı, sonra büyük burcu takıp artçı ayaklığının demirinin bağlantı noktasına sokup itiyorum. Ucuna da somunu geçirip hafifçe sıkıyorum. Tam sıkma işlemini en sona bırakacağız. Yaptığımız bu işlemin aynını sağ tarafta da uygulayacağım. Bu sebeple o kısmı da hızlandırarak geçiyorum.
Bir sıra kuyruk demirinde. Öncelikle demiri artçı ayaklığı kısmındaki yuvalarına iterek sokuyorum. Bu kısım biraz uğraştırıcı. Çünkü güç kullanmak gerekiyor. Oturduğundan emin olduysanız çanta demiri vidalarının çıkıntılarına koruma demirinin sabitleme yuvalarını geçirip 12, 13, 14 numara yani hangisini temin ettiyseniz ona göre çatal ağız anahtar ölçüsü ile burayı sıkıyorum. Ben 13 numara 2 somun almıştım. Bunlar koruma demiri ile gönderilmiyor. Nalbur'dan ya da hırdavatçıdan temin etmelisiniz. Ayrıca çanta demiri uygulaması içeriğinde belirttiğim üzere kuyruk yuvalarına takılan havşa başlı 2 vidanın başka deyişle civatanın 8 cm olması gerekli. Standart 6 cm civata ile demir takamazsınız. Bu ayrıntı çok önemli. Yine nalbur ya da hırdavatçıdan 8 cm'lik 2 adet havşa başlı civata temin etmelisiniz. Bununla ilgili detayları çanta demiri uygulaması içeriğimde ayrıntılı olarak açıkladım. Çanta demiri kullanmasanız dahi kuyruk granajı sökmeniz ve firmanın gönderdiği somun, civata ve pul ile uygulama yapmanız gerekiyor. Kuyruk granajını nasıl sökebileceğiniz sorusunun cevabı da çanta demiri içeriğinde olacak. Bunlar çok önemli detaylar. Birini atlarsanız işlemi tamamlayamazsınız. Sıra ön şaseye takılan bağlantı demirinde. En uğraştırıcı ve zor kısım burası. Göstermiş olduğum beyni tutan, maşayı sıkıştıran 10 numara 2 civatayı cırcır ile gevşetip çıkarıyorum. Bağlantı demiri ilk koruma demirinde tek parça halindeydi. Burada iki parça olarak göndermişler. Birleştirmek için üzerinde açılan delikleri iki parçayı birleştirecek şekilde üst üste hizalayıp buraya uygun pul başlı civata ve somunu geçirip 5 numara alyan uç ile sıkıyorum. Akabinde yarım ay şeklinde içeriye doğru sokup başta söktüğüm vida deliklerine beyin maşasıyla beraber hizalayıp civataları geçiriyorum. Bağlantı demiri arada kalmalı. Beyin maşası önde olmalı. Yoksa takamazsınız. Burası dar. Civatalarda zor yuvalarını bulduğu için çok uğraştırıyor. Eli küçük olanlar için problem yok. Sıkarken ise burası için şart olan 1/4 cırcır anahtar ve 50 mm 1/4 ara kol mutlaka elinizde bulunmalı. Bunlar olmadan burayı sıkmak imkansız. Sizin çözümünüz varsa yorumlarda paylaşın lütfen. Ben de İzeltaş'ın 1/2 ve 1/4 cırcır anahtar seti var. 50 mm ara kolu ve 10 numara lokma ucunu takarak sıkıyorum. Tam olarak sıkıldığından emin olduktan sonra koruma demirinin kafa bağlantısına bağlantı demirinin yuvasını hizalayıp pul başlı civataya orta pulu geçirip yuvaya sokuyorum. Altta da önce küçük pul sonra somunu takıp 10 numara çatal ağız anahtar ile sıkıyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da gerçekleştiriyorum. We'll be right back.
Görüntüsüne bakıp etrafını dolaştıktan sonra her yer orantılı ise tam sıkma işlemine geçiyoruz. Pul başlı civataların tamamı 5 numara alyan ucu ile sıkılıyor. Bilginiz olsun. Artçı ayaklıklarındaki bağlantıları sıkarken sol tarafın demire sürttüğünü fark ettim. Bu nedenle biraz uğraş verdim. Orta burcu dışa doğru yaklaştırıp sıkınca problemi çözdüm. Sıra öndeki birleştirme demirinin yuvalarına 10 numara küçük lokma başlı civataları takıp sıkmada. Bunları aşırı derecede sıkmanıza gerek yok. Benimki kadar ilerlemesi yeterli. Tüm çalışmanın sonuna geldik. Gerçek anlamda istediğim gibi muazzam oldu. GP Composite firmasına buradan teşekkürlerimi sunarım. Böyle sorunsuz ve cuk diye oturan demir başka firmada bulamazsınız. Bazı takipçilerimin bildiği üzere ben usta değilim. Kamu personeli olarak görev yapmaktayım. Bunları hobi olarak gerçekleştirdiğim için elbette eksikliklerim olabilir. Bunları mazur görmenizi temenni ederim. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Kanalımdaki diğer videolara göz atmayı atlamayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bu arada abone olup yorum yapalım ve beğenelim lütfen. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Hoşça kalın. Oh, 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 oh